Sevgili izleyenler, şu anda kameralarımız Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde. Yanımızda yine ekranlarda çok sık da olmasa zaman zaman benim programlarımda konuğumuz olan eski Samsun İl Tarım Müdürümüz Sayın Kadir Güven var. Kadir Güven'in doğup büyüdüğü topraklarda şu anda birlikteyiz. Kendisi yine bu bahçede Narinciye bahçelerinde o engin bilgilerini uygulayarak yine üretime katkıda bulunuyor. Efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Aynı zamanda da emekliliğiniz hayırlı uğurlu olsun. Evet, sizler hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Şu anda Narinciye bahçelerini gezdik, birlikte gördük. Gerçekten sanki kaynar su dökülmüş gibi ürünler, yani o Narinciye ağaçlarının üzerinde bir haşlanmalar var. Bunlar neden olmuştur? Hakikaten bu sene portakalda, mandalinde, limonda sıkıntı olur mu rekoltede? Şimdi tabii öncelikle bölgemiz, özellikle Akdeniz bölgesi son 30 yılda, birçok meteorolojik verilerde öyle söyleniyor, 30 yılda görülmemiş bir soğuk yaşadı. Soğuk dönemi yaşadık. Özellikle Ocak ayının 15'inden itibaren başlayıp Şubat ayının ilk haftalarına kadar süren bir soğuk dönemi yaşadı. Hatta bilim otoritelerince de ekstrem bir yıl olarak belirlendi ki beklediğimiz uzun yıllar ortalamaların çok daha düşük bir ısı dönemi yaşadı ve ondan dolayı da ağaçlarımız, tabii şu anda havalar ısınmayla birlikte, don zararının artık ağaçlardaki sürgünlerdeki hali, şu anki durum. Peki efendim, bunun için üreticimiz ne yapmalı? Yani geciktik mi, bu tekrar verime yatırılabilir mi? Ne gibi önlemler alınmalı? Şimdi bu geçmiş yılın sürgünlerinde bir zarar oluştuğu için muhakkak önümüzdeki yılın verimleriyle ilgili, efendim ağacın genel yapısıyla ilgili bir sıkıntı olacaktır. Ancak bu yılki özellikle bahar bakımı, şu anda da zaten havaların çok soğuk gitmesinden kaynaklı olarak ağaçlardaki genel uyanma yaklaşık 15 günden daha fazla, belki 20 gün civarında arkadan geliyor ve onun için de çok geç kalmış değil şu durumdaki besleme veya bakımla ilgili durum. Şu anda zaten bu ağaçlardaki hem koruyucu manada bakırlı preparatlar, bunun yanında özellikle de yaprak ve dal verimini artıracak azotlu ve destekleyici mineral gübreli desteklemeler de bu ağaçlardaki uyanmayı teşvik edecek, dal verimini artıracak, beslenmeyle ilgili de geliştikçe daha şey olacak. Hiç olmazsa üzerindeki oluşan meyvelerin belki geçen yıla göre rekolte, tonajda bir düşüş muhakkak olacaktır. Ancak içerisindeki mevcut tutmuş olan çiçeklerin hepsini tutturulabilip de bunların beslenme durumu olduğunda, toplamdaki totale baktığımızda rekolte kaybında inşallah çok fazla büyük bir zararlanma veya düşüklük olmayacaktır diye düşünüyoruz. Yaklaşık 10 yıldan beri sahada tecrübesi olan yine Agro İDA'nın yönetim kurulu başkanı Mustafa Öztop'u ben yine hemen buraya alayım. İki değerli konuğumuzun engin bilgilerini sizlere biz burada paylaşmaya çalışacağız. Sizlere iletmeye çalışacağız. İnşallah faydalı oluruz diyoruz. Çünkü zengin toprakların fakir bekçileri olmak istemiyoruz. Onun için en ufak bilgiyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet Mustafa Bey, sizi de böyle alalım Sayın Müdürümün yanına. Sizin de ilk defa böyle bir program çekiyoruz. Sağ olsun Sayın Müdürümüz de bize vaktini ayırdı. Bilgilerini de paylaştık. Hala paylaşmaya da devam edeceğiz. Efendim, siz de Sayın Müdürümle birlikte bu Narinciye bahçesini gezdiniz. Eksiler, artılar ne oldu? Bu saatten sonra buradan, yani Narinciye üreticileri ne gibi işlemler yapsınlar, ne gibi önlemler alsınlar ve en çok neye dikkat etsinler? Öncelikle müdürüme teşekkür etmek istiyorum. Hem bize bir öncülük yaptı, hem bize inandı ve bir takım ürünlerimizin uygulamalarını kendi bahçelerinde denedi, görmek istedi ki sezon boyunca daha uygulamalar yapacağız. Şimdi Narinciye konusu bu yıl biraz riskli. Geçen sene de aslında Adana bölgesinde, Çukurova'da bir don olayı yaşandı. Kozan tarafında. Şimdi yine haberler geldi, don olayı yine yaşandı. Bu artık şunu gösteriyor. Mevsim değişiklikleri, bu iklim değişiklikleri dediğimiz hadiselerde biz demek ki bazı şeylere tedbir alacağız.
Bu bunu gösteriyor. Çünkü sürekli bu don hadiseleri 10 yılda, 15 yılda, 7 yılda uzun sürede bir tekrarlarsan çok böyle endişe yaratmaz ama peş peşe gelmeye başlarsa bu kayıp demektir. Ki biliyorsunuz narenciye birçok bölgede ciddi bir gelir kaynağıdır üretici için. Yani burada narenci olması buradaki insanlar neyle geçim sağlayacak? Çok büyük bir soru işareti. Hadi diyelim adaptasyon yaptı, zeytin ekti. En az 5 sene verim alamayacak demek. Yani bu ciddi bir ekonomiklik anlamına da geliyor. Şimdi evet, ağaçlara baktığımızda ciddi bir hasar var. Beklenmedik bir hasar. Toparlanabilir mi? Müdürüm de bahsettiği gibi toparlanabilir. Geç değil. Sadece bakım. Bu bakım da bugünkü ekonomik şartlarla nasıl olacak? Biz hep diyoruz, buğdayda da söyledik ya, klasiğin artık dışına çıkmamız gerekti diye söylüyoruz. Çünkü klasiğe artık ekonomimiz el vermeyecek. Bugün hesap yaptığımızda ekonomimiz buna el vermeyecek. Yeni teknolojiyle, yenilenen ürünlerle bir takım uygulamalar yapılabilir. Bu uygulamalar size daha düşük maliyetle daha iyi neticeler getirebilir. Havalar ısınacak, yani şu an 20 derece bandında, daha da ısındığında don zararının daha net açığa çıkacağı belli olacaktır. Hatta kimi bölgelerde, ana dallarda bile çatlamalar olabilir. Yani bunları artık şu bir hafta 10 gün içerisindeki süreçte karşılayacağız, göreceğiz. Peki efendim, ben şimdi bir üretici olarak bahçeme girdiğimde gerçekten yanmış dallar görüyorum ve burada bir şeye kapılıyorum. Yani bu soruyu ikinize de yönetmek istiyorum Sayın Müdürüm. Şimdi bu hemen hemen diğer bahçelerde de artık önümüze çıkıyor. Artık bu dal bitti mi, yoksa bu yıla faydası olur mu? Biraz bu konuyla da ilgili sizlerden bilgi istiyoruz. Dalların tamamen çıplaklaşmış, hakikaten don zararını gördü de kuruduysa zaten ondan bir dönüş olmayacaktır. Evet. Ancak yaprağını silkmiş ama ana dalda daha canlılık devam ediyorsa, bu yılki özellikle azotlu grup besleme, zaten bakırlı işte efendim koruyucu vücut, çünkü gövde çatlamalarını, dal diplerindeki çatlamaların da önüne, orada herhangi bir fungal etkenlerin girişini engellemeyle ilgili de bir tedavi efendim besleme yöntemi uygulandıktan sonra sürgün o arasında kendisini telafi edip eski şeyine, görünümüne kavuşacaktır. Peki müdürüm, şimdi siz söylerken aklıma geldi. Şu anda bu dal, hani dediniz yanmış diye, işte şey, bunu buradan o zaman kesmemiz mi gerekiyor? Şimdi tabii şu an için hemen kesmek için kuruyup kurumadığını bilmediğin için erken. Erken değil mi? He. Bunu ancak uyanmayı gerçekleştirdikten sonra, çünkü biraz daha önce de bahsettik. Bu sene iklim yaklaşık 3 hafta civarında bir attı geriye doğru. Bu biz beklediğimiz geçmiş yıllarda bundan 3 hafta öncesinde uyanmıştı. Biz geçen yıl 7 Nisan itibariyle çiçeklenmeye başladığını görmüştük. Daha şimdi uyanma yok. Evet. Mart'ın sonuna geldik. Yani yaklaşık bir ay geri mi atmış olduk? En az 20 gün civarında 20 diye gün bekliyoruz. Onu düşünüyoruz. Şimdi onun için de uyanmamış olması da bizim için iyi. Çünkü daha bakabilmekle ilgili önümüzde bir fırsat var. Evet. Şu anda onları değerlendirmiş olacağız. İnşallah da birçoklarını telafi etmiş olacağız. Peki bu tip şeyler için, siz bir gübre üretici firmasınız. Bu tip şeyler için önlemleyici ürünleriniz var mı? Var, biraz da onlardan var. Söz yani edersek. Şöyle demek yanlış. Yanlış anlaşılabilir. Ya bizde bir ürün var, atacaksınız, antifriz gibi bitkinizi koruyacak. Bir dönem çok böyle çıktı, bitki antifrizi adı altında bir şeyler çıkardılar. Hani atacaksınız, antifriz görevi yapacak, bitkinizi koruyacak. Böyle bir şey demek yanlış ama biz bunu tecrübe edindik. Nasıl tecrübe edindik? Bunu sizinle tecrübe edindik. Bağda geçen sene tecrübe edindik. Süper Yol üzümleri herkesin yanmıştı. Yunus'un, evet, Alaşehir'de yanmadı. Zeytin de keza geçtiğimiz gün Alaşehir'deydik. Yine, evet, sizinle Derbent'teydik. Üreticilerin sohbetine şahit olduk. İki dün ürün bizim uygulamalarımızı yapılan bahçede problem olmadığını ama yan bahçesi, dün ürünün bahçesinde zeytinlerin yandığını söyledi. Burada şunu söylemek mümkün. Bazı ürünler bitkinin direnç mekanizmasını arttırabilir. Bu direnç arttığı zaman da mukaviyet sağlar. Yani bugün bir derecelik bir mukaviyet demek sizi kurtarır. Yani eksi 5'e de ölecek olan ağacı kurtarmış demek olacaktır. Böyle bir şey mümkün. Yani biz aslında müdürümle yaptığımız pilot uygulamada ben bakıyorum, uygulama yaptığımız arazilerde daha düşük bir zarar gözlemliyorum. Yani bu şunu getiriyor. Biz kirazda yaparız. Don riski olduğu zaman birkaç gün öncesinde bir takım bitki besin maddeleriyle kiraza uygulama yaptırırız ki çiçek zamanında ani donlardan, özellikle 23 Nisan'daki o donlardan etkilenmesin diye, ve başarı alırız. Yani bu bununla alakalı bir hadise. Şey yapılabilir. Artık
hepimizin cep telefonunda uzun vadeli meteorolojik verileri görebiliyoruz. Evet, hava şartları çok el vermeyebilir ama baktık gelecek hafta için don riski görünüyor. Uygun şartlarda girip bir uygulama yapabiliriz. Masraf gibi görünebilir. Ya kim yapacak, yakıt pahalı, gübre pahalı, masrafı gibi görünebilir ama bu neticedense donun en az zararıyla elimize gelmiş bahçeye kavuşmak daha bize karlı olacaktır. Çünkü şimdi don vurduğu zaman ürün arz talep meselesinde bir dengesizlik oluşur. Bu sefer de fiyat artışları yaşanır. Yani bugün ben sanmıyorum gelecek sezon için narenciyede kimse uygun fiyatlarla narenciyi yiyebileceğini düşünmesin. Rekoltede bir miktar düşüşler yaşanacaktır. Çünkü Hatay bölgesinde, Çukurova bölgesinde de zarar var. Bütün bölgelerde hemen hemen zarar var. Rekolte ister istemez %20 bile düşse ihraç malıdır. Evet. Ağırlık olarak dışarı gider. Dışarı gittiği için de iç pazardaki birim otomatikman artacaktır. Yani bu sene 2 liraya örnek veriyorum yediğimiz malı seneye 5 liraya yiyemeyiz. Peki Mustafa Bey, şimdi hani diğer işte fındıkta, zeytinde doğru bildiğimiz yanlışlar var. Evet. Sayın Müdürüm de biliyor. İşte bu yıl var yılı, işte gelecek yıl yok yılı yahut da geçen yıl verdi bu yıl vermeyecek yok yılı. Böyle bir şey var mı narinciyede de? Ya aslında bu yani şeyle alakalı, tamamen bitkinin kendini hazırlamasıyla alakalı. Yani çok yorgun bir bitkiyi siz hazırlatamazsanız ve kış ihtiyaçlarını karşılamazsa bitki gelecek seneye zaten vermeyecek. Bu üst üste bir süreç haline geldiği zaman da ya periyodite var, bir yıl veya verdiğini ikinci yıl vermiyor muhabbet oluşuyor. Bu tamamen bitkinin kendini hazırlamasıyla alakalı. Çok dolu, yüklü. Hasatı aldınız, hasat sonrası bakımlar bu dönemde çok önemlidir. Kaba tabirle biz hep şey derdik, yani lohusalık dönemi bakımı derdik. Hasat aldığınız adam zaten yıprandı. Onu bir uykuya alıp, bir dinlendirip, bir bakım yaptığınız zaman seneye güçlü uyanacak. O zaman bu sorunun cevabını tekrar ben yine Sayın Müdürüm'den alayım. Çünkü kendisi artık 24 saat narinciyenin içinde. Mustafa Bey'i de görüşlerini ben de teyit ediyorum. Yani aynı durumda. Şimdi ağaç yorgun çıktıktan sonra siz bahar gübrelemesini azotuyla, özellikle ihtiyaç duyduğu çiçeklenme ve döl veriminin sağlanmasına yönelik fosforuyla bunu takviye edici diğer mikro elementlerle beraber siz ağacı beslediğiniz zaman bunda öyle bir periyodiste dönemi yaşamayacaksınız. Bu sadece çeşit özelliği hem portakalda hem mandalinin birçok grubunda zaten yok. Ancak sadece mandalin grubunda bodrum mandalini dediğimiz mandalin grubunda kısmi periyodiste vardır ama diğerlerinde öyle bir periyodiste dönemi yaşanmaz. Bu sadece bakım ve besleme ile ilgili bir eksikliğin getirdiği bir şey oluşur. Ancak öyle bir durum görülürse ki o da bakım besleme ile zaten her zaman için bunu aynı ürünü hatta daha fazlasını alabilmek mümkün. Peki müdürüm, şimdi hem izleyicilerimizin, üreticilerimizin bilmesi açısından da soruyorum. Siz uygulamayı en uygun hangi saatte yapmayı planlıyorsunuz yahut da yapıyorsunuz? Şimdi tabii bizim kullandığımız ürünler genelde yapraktan uygulama olduğu için bir kez normal çiğ döneminin yani sabah çiğinin kalkmış olması gerekiyor. Ya bu saatimizde 10-11 gibi mi olur? Ya bazı bölgelerde hafif bir esinti varsa çiğ olmayacaktır. Evet, olmaz. Bu sabahleyin 8'den itibaren de olabilir. Ama genel itibariyle 9'dan sonra çiğ hemen hemen birçok yerde görmezsiniz. O dönemde rahat uygulanabilir. İkinci en önemli faktör burada rüzgarın olmaması. Bu dönemden sonra özellikle çiçeklenme dönemine doğru gittiğimizde ki arı sezonu gelir. Burada arı çalışması gerekir. Arı bitki için olmazsa olmazdır. O dönemde de akşam saatleri, gün batımından sonra arının kovanlara çekildiği dönemden sonraki süreçte yani attığınız ister bu herhangi koruyucu manada zirai ilaç grubunda olsun, istersen besleme grubunda olsun, ne olursa olsun arıyı bir etkileyecektir. Onun için uygulamaları akşam saatlerine doğru gün batımından itibaren yapıyoruz. Havanın durgun olduğu dönemlerde herhangi bir aksama da oluşturmaz. Gayet de verim ve sonuç alınır. Evet müdürüm, şimdi tabii biz bu uygulamaları yapıyoruz, insanlara da öneriyoruz. Şimdi genelde bu zirai ilaç olsun, bitki besleme, bu çünkü sulandırılan bir ürün. Bunda suyun pH durumu nedir?
Eğer suyun pH'i istenildiği gibi ölçülerde değilse ne gibi olumsuz etkiler yaratır? Şimdi zaten yani başlangıçta gerçi ben o kısmını yani kimyasal manada çok teknik kısmında değilim. Ama bir asitik veya bazik durumdaki durumda sizin attığınız gübrenin veya attığınız ilacın veya diğer şeylerin birbirini inaktif hale getirmesi yani aktivasyonunu etkilemesi gibi bir durum her zaman için söz konusu. Onun için pH dengeleyiciler var. Şu anda bunu işte Mustafa Bey'in ürünlerinde de var bu. Piyasada başka şeylerde de var. pH dengeleyici. Siz çünkü kullandığınız yeraltı suyu veya sondaj suyu kullanıyorsunuz genelde. Kullandığınız suyun her birisinin pH dengesi normal olmayabiliyor. Biz genelde hani nötr bazda, nötr durumdaki bir suyu kullanmamız lazım ki onu biz tam dengeleyici olmuş olsun ama olmuyor. O durumda da arazideki farklı şeyde kullandığınızda onu pH düzenleyicileri de ilçine besleme gruplarına ilave ederek problemi ortada kaldırmış oluyoruz. Evet Mustafa Bey şimdi şunu da sorayım ben size hazır burada. Şimdi tabii pH, hı hı, su dedik. Tamam genelde her programda da söylüyoruz yani toprak tahlilinizi yaptırın. Evet. Üretimde suyun da çok önemi var. Ana su madde analizi. Bu. Suyun analizi olmazsa ne olur, olursa ne olur? Şimdi en basit hemen örnekleyelim dün yaşadığımız bir hadise. Yine burada bu bölgede Fethiye'de başımıza geldi. Dün bir üreticim aradı beni. Sonra WhatsApp'tan birkaç tane resim gönderdi. Bizim zeytindeki ikinci uygulamanın ürünleri yani copper ve olivayı karıştırdığında kesildiğini söyledi. Ben dedim ki ya böyle bir şey mümkünat yok. Çünkü ikisinin birbiriyle geçimsizliği yok ve içerisinde karışım ajanı var. Sonra aynı ürünün parti numarasını hemen istedim üreticimden. Fabrikadaki eş numune ürünlerle hemen bir denemesi yapıldı. Laboratuvarda kesme yok. Herhangi bir ürün hatası mı diye kontrol ettik. Bir problem yok. Sonra üreticiye şöyle bir şey söyledim. Nereden alıyorsun suyu dedim. Sondajdan dedi. Eve gittiğin zaman çeşme suyuyla aynı karışımı yapabilir misin diye ricada bulundum. Birkaç saat sonra olur dedi. Eve gitti. Aynı karışımı çeşme suyuyla yaptı. Kesilme olmadı. Şimdi burada üretici serada sebze de yetiştiriyor. Üreticinin şu anda buradaki yapmış olduğu sulama suyunun analizi yok. Şimdi sebze için kurt ilaçları, böcek ilaçları, mantar ilaçları bir sürü insektisit, fungisit kullanacak. Şimdi her biriminde az önce sorduğunuz gibi çalışma pH birimleri var. Yani insektisitlerin 5-6 pH arasındaki çalışma stabilizesi çok iyidir. Yükseldiği zaman etkisi azalır. Bu şuna benzer. Ya bir zehir attım da kurt ölmedi. Hala yaprağın üstünde dolaşıyor. Vay be, içinden malzeme çalmışlar. Ha, aslında sudaki yükselen pH ve ilacın birbiriyle uyumsuzluğu aktivitasyonunu azalttı. Bütün sorun bu. Üreticime söyledim ya bir su analizi yaptır. Ona göre çok yüksek bir pH, kireç, tuz, bikarbonat oranı muhtemel yüksek ki etkileşim yaptırıyor. Buna göre sulamanı yaparsın diyor. O işte analiz yaptıracak. Yani burada evet hep diyoruz ya toprak analizi, toprak analizi, toprak analizi ama su ve yaprak analizi de çok önemli. Bana kalsa topraktan çok su ve yaprak analizi çok çok daha önemli. Toprakta olanı görmemiz gerekiyor elbette ama toprakta olan yaprakta yoksa bir problem vardır. Burada ya suyu suçlarız ya organik maddeyi suçlarız. Bir sıkıntı vardır. Hepsini bir yaptırmak evet maliyet gibi gözükse de bugün analize misal 300 lira harcamak yarın sizi belki milyarlardan kurtaracak. Şimdi tabii ben bu soruyu niye sordum biliyor musunuz? Çünkü sayın müdürüm de burada iki bilge insanı hazır bulmuşken sevgili izleyenler. Artık hani müdürüm dedi de yapraktan besleme yaptığımız için o zaman yani sizin dediğiniz gibi yaprak tahlilinin de çok önemi ortaya çıkıyor. Peki müdürüm var mı burada böyle bir şey yapıyorsunuz mu? Şimdi zaman zaman tabii ki ihtiyaç duyulduğunda yapılıyor. Bu mevsimsel manada bir işte bu dönemde ne kadar ihtiyaç duyuyoruz diye yaptırılıyor. Fakat tabii bizim bölge itibariyle çok yakın bir yerde yaprak analizini yapabileceğimiz ancak ilde şu an için var. Evet. Özel yaptırıyorsun tabii onları bir, hı hı, şey yok. Antalya Narenci Araştırma Enstitüsü var. İzmir'de işte değişik laboratuvarlar. Antalya'da bolca özel laboratuvarlar var. Yaptırılıyor şu an için. Bir laboratuvar anlamında bir sıkıntı yok. Yaptırılabiliyor ve yaptıranlar da var ama yaptırmayıp hala ne yazık ki kara düzen şekilde de atanlar da ne yazık ki hala var. Evet kara düzen. Peki Sayın Müdürüm çok teşekkür ediyoruz. Bize vaktinizi ayırdınız.
Buradan son olarak izleyicilerimize bir mesajınız olacak mı? Narinciye türü ve değerli diğer bilgilerinizle birlikte. Şimdi tabii bizim şu anda uğraşımız veya konumuz narinciye. Şu anda bizim Köyceğiz bölgesindeki temel portakal ve mandalin. Şimdi bunda bu yıl ciddi manada başlangıçta da söyledik. Son 30 yılın ekstrem bir soğuk dönemini yaşadık. Ağaçlarda bir hırpalanma oluştu. Bu ümitsizliğe sevk etmemeli. Bir an önce, daha geç kalmış değiliz. Önümüzde sağlam belki 2 haftamız daha var. Yani ağaçların tam uyanmasına geçmeden bunu hemen çok acilen bir koruyucu manada bakırlı bir bileşikle, hafif dozlarda zaten içerik itibariyle yoğun bir bakır uygulamasını değil, belli bir bakır içerikli, hemen bununla ilgili azotlu beslemeyle ilgili yapılmalı ki ağaçlar bir an önce kendisini kurtarsın. Yaprak olmazsa ağaç beslenmeyecek. Onun için ümitsizliğe sevk etmeden, özellikle de tabii toprak uygulamaları var. Biz bu yıl yaprak uygulamasını seçtik. Onunla devam edeceğiz. Bunun yanında ağacı koruma, yaşam kalitesini arttırma manasında da ben daha ilk uygulamayla birlikte bir sonuç aldığımızı da görüyorum. İnşallah bundan sonraki süreci daha iyi tamamlarız. Tüm üreticilerimiz de bu manada duyarlı olup ağaçlarının bakımını bir an önce devam etmelerini bekliyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey, sizden alalım son olarak. Yani müdür beyim dediği gibi, sayın müdürüm dediği gibi bakım, evet pahalı gibi gözükebilir ama küçük bakımlar büyük karlılıklar getirecektir. Üreticilerimize buradan bununla ilgili sesleniyorum ve şunu da yine her programda belirtmek istiyorum. Herhangi bir konuda zirai, herhangi bir konuda teknik bir bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda bizlere ulaşın. Biz elimizden geldiği kadar sizlere bu bilgiyi, birikimi, sahadaki tecrübeyi paylaşmaktan mutlu oluyoruz. Çünkü sahanın vermiş olduğu bu bilgi birikimini paylaşmak güzel bir şey. Çünkü bilgi paylaşıldıkça iyileşir, evet, paylaşıldıkça evet, çoğalır. Evet. O yüzden yani aklınıza takılan bir şey olsa bizlere ulaşabilirsiniz. Telefonumuz açıklıyorsunuz. Evet. Evet sevgili izleyenler, yine geldik bir soluk daha programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.